Evet, bir imtihan vesilesi. Aynı mekanda iki zıt kutup bulunuyor. Vücut şehrinde iki zıt kutup. Geçenlerde de söylemiştik. Kanaat-ı vekaledeydi Allah'ın sohbette. Geçmişti. Bedenimiz arizi, süfli, dünyadan yapılmış. Etimiz, kemiğimiz, beşeri bunlar. O yüzden bunlarda arzın özellikleri var. Yeryüzünün özellikleri var. Toprağın özellikleri var. Suyun, havanın özellikleri var. Uçarılık gibi, riyakarlık gibi, tembellik gibi. Yani taşıdığımız madenlerin özellikleri var. Dolayısıyla nefs bunu temsil ediyor. Süfliyatı temsil ediyor nefis. Ruhumuzsa arş-ı aladan. Ulvi, kutsi bir varlık bu. Rabbimiz kendi kudretimizden, izzetimizden ruh nefhettik buyuruyor. İnsana bir sır tevdi ettik. Ulvi, arşi, semavi. O da o özellikleri taşıyor. Arşın özelliklerini taşıyor. Bir sırrı var ruhun. Hafa var. Sırrın sırrı. Hep sırla gidiyor. Ahfa var. Bunun da sırrı. Bunlar birer denklem hep. Bunları çözmeye uğraşacaksın. Ruh ne, sır ne, kafa ne, ahva ne, nefs ne, kalp ne? Hiç senin böyle şeylerle uğraştığın yok. Sen ekmek ne, su ne, para ne? Bunlar nasıl? Varsa yoksa bunlar. Dünyamız sanki bunlardan ibaret. Kalbinin özelliklerini biliyor musun? Nefsinin özelliklerini biliyor musun? Bunlarla iç içe yaşıyorsun. Hisleniyorsun, duygulanıyorsun, içleniyorsun, hüzünleniyorsun, seviniyorsun. Nereden geliyor bunlar? Kaynağı neresi bunların? İstiyorsun, arzuluyorsun, hırslanıyorsun, kibirleniyorsun, mağrurlanıyorsun. Bunlar nereden geliyor? Kendimizi tanımamız lazım. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Senin bildiğin, benim bildiğim hangi yemeği seviyoruz? Ekşiden hoşlanıyor muyuz? Tatlıdan hoşlanıyor muyuz? Renkler, zevkler tartışılmaz. Senin rengin, benim rengim, senin zevkin, benim zevkim. Bildiğimiz bunlar. Çelik çomak bunlar. Sen, ben çelik çomak oynamaktan başka bir şey bilmiyorum.